85 yaşına gelen Köprülü Mehmet Paşa, bozulan sağlığı nedeniyle iş göremez hale gelmişti. Şam vilayetinden çağrılan oğlu Fazıl Ahmet Paşa, babasının son vakitlerinde sadrazam kaymakamı sıfatıyla devlet işlerini deruhte etti. 30 Ekim 1661'de Köprülü Mehmet'in vefatıyla birlikte Osmanlı tarihinde ilk defa bir oğul babasının halefi olarak sadr-ı azam oldu. Köprülü Mehmet Paşa, çağdaş Osmanlı kaynaklarının tarifine göre eğitimi tam olmayan, sert mizaçlı ve biraz da kaba birisiydi. Oğlu Fazıl Ahmet, bunun tam tersine nispeten yumuşak tabiatlı, kibar halleri olan ve gerekmedikçe şiddete başvurmayan birisiydi. Fazıl Ahmet Paşa'nın önünde duran ilk mesele, Erdel'de Osmanlı menfaatlerini sağlama almaktı. Babasının sadaretinde Erdel tahtına Osmanlı yandaşı bir prens oturtulmuştu, ancak ülkedeki Osmanlı karşıtı asilzadeler Habsburg kuvvetlerini davet edip birçok kaleye Alman garnizonların yerleşmesine yol açmışlardı. Fazıl Ahmet Paşa, Habsburg temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Erdel'deki Habsburg askerinin çekilmesi ve Hırvat banı Miklos Zirinli tarafından Kanice'nin karşısında yaptırılan yeni kalenin yıktırılmasını talep etti. Viyana Sarayı'nın Hırvat banının yapıp ettiklerini savunmaya hevesli olmadığı açıktı. Ne var ki Osmanlı askerlerinin bil fiil faaliyet gösterdiği Erdel'den hemen çekilmek istemediği de aşikardı. Bunun üzerine Fazıl Ahmet Paşa 1663 Nisan'ında resmen savaş ilan ederek Osmanlı ordusunu Belgrad'a kadar ilerletti. Serdar-ı Ekrem Fazıl Ahmet Paşa 8 Haziran 1663'te Osmanlı ordusunun başında gösterişli bir törenle Belgrad'a girdi. İki gün sonra Osmanlı ordusuyla seyahat eden Habsburg daimi elçisi Simon Reniger ve Ali Paşa ile birlikte Timişvar'dan Belgrad'a gelmiş olan von Koss ve Beris ile yapılan görüşmelerden bir netice alınamadı. Osmanlı ordusu Zemun sahrası üzerinden yürüyüşe devam etti. Habsburg hükümetinin en azından bu sefer yılı içinde Osmanlı ordusunun karşısına esaslı bir askeri güç çıkaramayacağı belli olmuştu. Uyvar'a ilerleyen Fazıl Ahmet Paşa, 38 günlük muhasarının ardından kaleyi fethetti. Bu durum, Osmanlı yönetiminin Macaristan'ın içlerine doğru genişlemesi anlamına geliyordu. Eyalet haline getirilen Uyvar, etrafındaki zengin köy ve kasabalarla tahrir edilerek Osmanlı toprağının bir parçası haline geldi. 1664'ün ilk günlerinde beklenmedik bir kış taarruzuna geçen Zirinli, o ana kadar istediğini koparmış olan Osmanlı askeri ricalinin tüm planlarını alt üst etti. Doğrusu Hırvat-Alman kuvvetleri Osmanlı topraklarında tutunabilecek konumda değildi. Ama aynı kuvvetlerin Nisan ayında Kanice'yi kuşatma altına alması Fazıl Ahmet Paşa'yı ister istemez seferin yönünü değiştirip bu bölgeye gitmek zorunda bırakmıştı. Yaza doğru Osmanlı ordusunun gelmesiyle Kanice kuşatması başarısızlığa uğradı. Yeni kale civarında yapılan çarpışmaların ardından müttefik ordusu Osmanlı karşısında yenilerek geri çekilmek zorunda kaldı. Osmanlılar 1663-64 savaşının görünür sebeplerinden birisi olan yeni kaleyi ateşe verip yerle yeksan ettiler. Habsburg başkomutanı olan İtalyan asıllı Montecuccoli, Osmanlı ordusuna karşı bir müdafaa taktiği geliştirip Raba nehrinin öte yakasında kalmayı tercih etti. Montecuccoli, yeni kalede muzaffer olan Osmanlı ordusunun hareketlerini takip ediyor, Osmanlı birliklerinin ırmağın karşı yakasına geçmesini önlemeye çalışıyordu. Regensburg'da toplanan İmparatorluk Meclisi ve Fransızlar, 1. Leopold'e Osmanlı karşısında destek kıtaları göndermeyi kararlaştırmıştı. Osmanlı ve müttefik ordusu arasındaki köşe kapmaca, Rava suyu kenarında 1 Ağustos 1664 tarihine kadar sürdü. Ağustos'un ilk gününde St. Gotthard'da Osmanlı birliklerini karşı yakaya çıkarmaya çalışan Fazıl Ahmet Paşa, muharebenin ilk safhasında müttefik kuvvetleri zayıf noktasında yakalamayı başarsa da çarpışmanın sonunu getirmeyi başaramadı. Öğleden sonra toplanan müttefikler düzenli bir ateş desteği altında disiplinli bir yürüyüş icra ederek nehrin öte tarafına yerleşmeye çalışan 10 bin kadar Osmanlı askerini bozguna uğrattı. St. Gotthard yenilgisi Osmanlı ordugahında Habsburg hükümetiyle barış yapılması yönündeki beklentinin güçlenmesine yol açtı.
9 Ağustos'ta Fazıl Ahmet Paşa'nın Vasfar'daki otağında tercüman Panayoti ve Sadrazam Kethudası İbrahim Ağa'nın yanında el değiştiren antlaşma metnindeki ala halihi ilkesi kabul edildi. Buna göre Osmanlılar savaş boyunca fethettikleri yerleri ellerinde tutabileceklerdi. Vasfar Anlaşması, Habsburg garnizonlarının Erdel'den tahliyesini öngörüyor, Uyvar ve Novigrad gibi Macarlar açısından çok önemli kalelerin Osmanlı Devleti'nin elinde kalmasını sağlıyordu. 1. Leopold, daha uygun şartlarda bir antlaşma yapabilmek umuduyla Viyana'ya ulaşan metni uzunca bir süre onaylamamıştı. Ancak İmparator, müttefik ordusu başkumandanı Raimondo Montecuccoli'den ordunun durumuna dair gelen olumsuz raporlar ve İmparatorluk Meclisi'nin savaşın devamına taraftar olmaması sebebiyle 9 Eylül'de antlaşmayı kendi namına tasdik etti. Eylül ayı içerisinde 4. Mehmet tarafından onaylanan antlaşma 20 yıllık bir süre boyunca iki saray arasında barış halinin muhafaza edileceğini öngörüyordu. 1. Leopold istemeyerek de olsa muharebe ve savaşın farklı şeyler olduğunu Osmanlı Devleti karşısında kabul etmek zorunda kalmıştı. St. Gotthard'da Osmanlı ordusunun hezimete uğratıldığı aşikardı. Ancak müttefik ordusunun da seferi devam ettirecek herhangi bir gücü kalmamıştı. Osmanlı ordusu ise yaşadığı bir bozguna rağmen fethettiği yeni kaleler ve kazandığı diğer cepheler sayesinde savaşın mutlak galibi konumundaydı. Bu nedenle Osmanlı Sarayı'nın menfaatlerine uygun bir anlaşma akdedilmişti. Vasfar Anlaşması, Macar asilzadeleri arasında geniş çaplı bir hoşnutsuzluğa yol açtı. Frangepan ve Selenyi, Zirinyi, Nadasti ve Rakoçi başta olmak üzere Macar soylular, Macar ülkesini mahvettiğini ileri sürdükleri bu antlaşmanın kraliyet zadeganının rızası alınmadan imzalandığını öne sürerek mevcut durumu tanımayacaklarını ilan ettiler. Macaristan'daki huzursuzluk, İmre Tököli isyanının doğuşuna yol açmak suretiyle Osmanlı ve Habsburg yönetimlerini 1670'lerin ikinci yarısından itibaren bir defa daha karşı karşıya getirecekti.